değerli dostum Dimitro'nun da söylediği gibi ortak stratejik planlama grubu toplantısında 10. yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısının hazırlıklarını yaptık. Bu zirvenin başarılı ve sonuç odaklı olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla zirveye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle serbest ticaret anlaşması başta olmak üzere bazı anlaşmaların zirveye kadar hazır olması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Zirveden önce Karma Ekonomi Komisyonu toplantısını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca 2+2 dörtlü yani quadrico formatında dostum Dimitro'yu ve Ukrayna Savunma Bakanı'nı Milli Savunma Bakanımızla beraber ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Türkiye ile Ukrayna arasında herkesin imrendiği bir dostluk var. Her zaman birbirimize olan desteği ve dayanışmamızı gösteriyoruz. Ağustos'ta benim şehrim Antalya ve Muğla bölgesinde özellikle başlayan yangınla mücadelemize Ukrayna'nın verdiği destek için huzurlarınızda bir kere daha ülkem, hükümetimiz ve milletimiz adına çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz, ticaret, turizm ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda gelişiyor. Aynı şekilde üst düzeyli temaslarımız da devam ediyor. Cumhurbaşkanlarımız bu yıl içinde 2 defa bir araya geldiler. Ben de Vilnius'ta düzenlenen Ukrayna Reform Konferansı toplantısına katılmıştım. Ağustos'ta da Kiev'de Kırım platformu kuruluş zirvesine katıldım. Bu başarılı zirve için Ukrayna'yı, Başkan Zelenski'yi ve dostum Dimitro'yu huzurlarınıza tebrik etmek istiyorum. Haziran ayında dostum Dimitro'yu Antalya Diplomasi Forumu toplantısında ağırlamaktan mutluluk duyduk. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki toplantıyı 11-13 Mart 2022 tarihinde gerçekleştireceğiz. Sizi ve Başkan Zelenski'yi ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bugünkü görüşmemizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutuyla ele aldık. Ayrıca bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Ve bakanlıklarımız arasında
hem ikili hem de bölgesel konularda temasları artıracak bir istişare planını da bugün Dimitro ile imzaladık.